Selam gençler, 5. haftadan merhabalar. Bu hafta dünyanın günlük hareketi ve sonuçlarını inceleyeceğiz. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar dünyanın günlük hareketi eksen hareketi olarak da geçer. Yani sorularda bu şekilde görürsek de yanlış yapmamız lazım. Zaten günlük hareket dediğimiz dünyanın kendi etrafında yani ekseni etrafında dönme hareketidir. Dünyanın günlük hareketi arkadaşlar 24 saat sürer. Yani kendi etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu zaman dilimine de zaten bir gün adını veriyoruz arkadaşlar. Öncelikle dünyanın günlük hareketinde dönüş yönü hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Dünyanın dönüş yönü arkadaşlar batıdan doğuya doğrudur. Bunun yarattığı bazı önemli durumlar vardır. Batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş her zaman önce Doğuda doğar arkadaşlar. Batıdan doğuya dönme sonucu olarak önce her zaman doğuda güneş önce doğar. Doğuda güneş önce doğduğu için de yerel saat her zaman doğuda daha ileride olur. Yine rüzgarlar Kuzey Yarımköy'de bu dönüşe bağlı olarak sağa doğru saparken... ...Güney yarımkürede ise sola doğru sapma gösterir. Buraları tekrar edecek olursak dünyanın batıdan doğuya döndüğünü unutmamız lazım. Bu yüzden güneş doğudan doğar, batıdan batar... Doğudaki yerlerin yerel saati daha ileridedir. Kuzey yarım köyde rüzgarlar sağ, güneyde sola sapar. Bunlar dünyanın dönüş yönünün sonuçlarıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Dönüş yönüne bağlı sonuçlardır. Yani şimdi dünyanın doğudan batıya da dönseydi, batıdan doğuya da dönseydi olacak bazı durumlar var. Ama şu an konuştuklarımız dünyanın dönüş yönünün sonuçlarıdır. Bunları unutmayalım. Doğuda güneşin daha önce doğmasının nedeni nedir? Tabii ki dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesidir. Eğer dünyamız tam tersi yönde dönseydi, doğudan batıya doğru dönseydi arkadaşlar, batıda güneş önce doğardı. Şimdi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. İlk olarak gece ve gündüz ardalanır. Yani ardalanır ne demek? Arka arkaya gelir demek arkadaşlar. Ardalanır arka arkaya gelir anlamına geliyor. Bu oldukça önemli. Arka arkaya gelir. Bunun için bir hareket olması lazım. Biz daha önce neyi konuşmuştuk? Dünyanın şeklini. Yani dünyanın şeklindeki olay dünyanın bir tarafı güneşi görüyordu aydınlıkta diğer tarafı ise görmediği için karanlıkta. O zaman gece gündüz oluşuyordu ama bu sefer arka arkaya geliyor. Yani bir hareket olması lazım. Bu hareket dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü günlük harekettir. Bunu unutmayacağız. Burada ardalanır kelimesi önemli, sonra karşımıza tekrar çıkacak. Gün içinde güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Arkadaşlar saat 7'de 15 derece olarak düşerken saat 12'de 90 derece olarak düşüyor. Yani öğle saatlerinde daha büyük açıyla güneş ışınlarını alıyoruz. Her yer 90 dereceyle almıyor ama her yer için şunu söyleyebiliriz. Öğle saat tam 12'de güneş ışınları en büyük açıyla düşebilir. Düşebileceği en büyük açıyla düşebilir. Burada şu an lütfen dikkat edelim. E, saat 12'de en büyük açıyla düşer ama günün en sıcak saati 12 değildir. Günün en sıcak saati her zaman 14.00'dır. Yani güneş ışınlarının düşme açısının en büyük olduğu saatten 2 saat sonradır. Çünkü ısı birikimi diye de bir şey vardır. Bir örnek daha vereyim. Mart ayı mı Eylül ayı mı daha sıcak diye düşünürseniz Eylül ayının daha sıcak geçtiğini görürsünüz. Aslında ülkemize güneş ışınları hem Mart'ta hem de Eylül'de aynı açılarla gelir ama ısı birikiminden ötürü yazdan çıktığımız için Eylül daha sıcak olur. Gün içinde sıcaklık değişir. Güneş ışınlarının gelişmesi değişiyorsa sıcaklığın değişmesi beklenir. Sabah saatleri daha soğuk saatlerdir. Öğlen öğleden sonra olan saatler daha büyük açıla geldiği için ve ısı birikimi olduğu için daha sıcak geçer. En sıcak zaman öğleden sonra yaşanır. Bunu ısı birikimini açıklamıştık. En soğuk zaman sabaha karşıdır. Bunu ısı kaybıyla açıklıyoruz arkadaşlar. Sabah güneş doğmadan bir dakika öncesi günün en soğuk saatidir. Gün içinde cisimlerin gölge yönü ve boyu değişir. Bunu fark ediyoruz arkadaşlar. Öğle saatlerinde daha kısa gölgemiz olur. Çünkü daha büyük açıyla alırız dünyanın dönmesine bağlı olarak. Ama öğleden sonra özellikle ikindi vakti güneş ışınlarının geliş açısı daha eğik olduğu için gölgemiz de uzamaya başlar. Burada bir ağaç görseli görüyoruz. Saat öğlen 12'de daha büyük açıda geldiği için gölge pek oluşmamış. Ama sabah saatleri yani öğleden önce saatlerde ve öğleden sonra saatlerde geliş açısına bağlı olarak gölge de arkadaşlar uzamaya başlıyor. Gün içinde en kısa gölgeler öğle vaktinde gerçekleşir. Çünkü güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyoruz. Arkadaşlar gün içinde sıcaklık değişiyor. Sabah daha soğuk, akşam soğuk, öğlen daha büyük, açıra gel daha sıcak. Bu durum günlük sıcaklık farklarını oluşturuyor. Örnek verelim Ankara'da 14 derece gündüz sıcaklık yaşanırken eksi 2 derece gece sıcaklığı yani 16 derecelik bir fark oluşuyor. Bunun sebebi dünyanın günlük hareketi. Çünkü gece ve gündüz ardalanıyor sürekli. Bu sıcaklık farkına bağlı olarak kayaçlarda çatlamaya bağlı fiziksel çözülmeler görülür. Burada önemli kelimemiz mekanik yani fizikseldir. Şu ana kadar ardalanır önemli bir kelimeyi de aklımızda tutacağız. Bir de mekanik yani fiziksel kelimesini aklımızda tutacağız. Gün içinde en kısa gölge ne zaman ölçülür? Saat 12.00'da ölçülür arkadaşlar. Çünkü güneş ışınlarını en büyük açıyla aldığımız saat 12'dir. Arkadaşlar gün içinde sıcaklığı değişmesi basıncı değiştirir. Ne demek istiyoruz? Örnek verecek olursak arkadaşlar gün içinde öğle saatlerinde hava ısındığında Isınan hava genleşir ve yükselir. Yere uyguladığı kuvvet azalır, alçak basınç görülür. Ama akşam saatlerinde hava soğuduğu için özellikle gece saatlerinde havanın soğumasına bağlı olarak hava büzülür, ağırlaşır, alçalır, yere çok kuvvet uygular, yüksek basınç oluşur. Basınç değişimine bağlı olarak da zaten rüzgarlar oluşmaktadır. Gün içinde basınç değiştiği için arkadaşlar günlük rüzgarlardan meltemler oluşur. Örnek verilmiş burada bir deniz meltemi var arkadaşlar. Şimdi gündüz saatlerindeyseniz gündüz. Gündüzleri karalar sıcak olduğu için karalarda ısınan havalar yükselir. Isınan havanın yükselmesiyle yere uygulanan kuvvet azalır ve alçak basınç olur. Deniz karaya göre daha soğuk olduğu için hava büzülür ve aşağı iner yüksek basınç olur. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser ve gün içinde deniz meltemi görülür. Yine gün içinde Akşam saatlerine geldiğimizde kara daha soğuktur. Soğuyan hava alçalır ve yüksek basıncı oluşturur. Isınan hava denizde ise yükselir ve alçak basıncı oluşturur. Bu sefer denizden değil karadan denize doğru bir rüzgar eser. Buna da kara denir. Yine dağ ve vadide de benzer bir durum vardır arkadaşlar. Gündüz dağın tepe kısmı daha sıcak olduğu için alçak basınç, vadi daha soğuk olduğu için yüksek basınç, vadiden daha doğru bir vadi meltemi. Gece ise dağın üst kısmı soğuktur. Vadi sıcaktır. Bu sefer dağdan vadiye doğru dağ meltemi görür. Yani günlük hareket sonucu sıcaklık değişiyor. Sıcaklığa bağlı basınç değişiyor. Bu da günlük rüzgarlar olan meltemleri oluşturuyor. Şu ana kadar 3 kelimeyi unutmayacağız. Ardalanır, meltem ve fiziksel. Ardalanan şey neydi? Gece ve gündüz. Dünyanın güdönmesine bağlı olarak. Fiziksel neydi? Çözülme. Neden oluşuyordu? Günlük sıcaklık farkları oluştuğu için. Son olarak Meltem, günlük basınç değişimine bağlı oluşan rüzgarlar. Bu üç kelimeyi tekrar soracağız arkadaşlar. Güneşin gün içindeki yükseltisi değişir. Sabah daha iyi açıla gelirken yükseltisi azdır. Ama öğle saatlerinde yükseltisi daha fazla olur. Bu önemli. Yerel saat farkları oluşur arkadaşlar. E doğuda yerel saat her zaman daha ileridedir. Yani Türkiye'nin en doğusundaki ili Iğdır. Iğdır'da yerel saat her zaman daha ileridedir. Güneşin doğuş batış yönlerine göre ana yönlerden bazıları oluşmuştur. Güneşin doğduğu tarafa biz doğu diyoruz. Battı tarafa batı diyoruz. Bu ana yönlerin oluşmasını sağlayan şey dünyanın günlük hareketidir. Sürekli rüzgarlarda arkadaşlar dünya döndüğü için ve okyanus akıntılarında sapmalar oluşur. Çünkü o dünyamız sabit durmuyor. Sürekli dönüş halinde. Bu dönüş sırasında okyanustaki akıntıların da yönlerinde değişmeler oluyor. Yani biz buna ne diyormuşuz? Sapmalar diyormuşuz. Son olarak dinamik basınç kuşakları oluşuyor. Burada dinamik önemli bir kelime. Arkadaşlar dinamik basınçlar nasıl oluşuyor? Termik basınçlardan farkı ne? Şimdi hatırlarsanız ekvator ve kutuplarda termik basınçlar oluşuyordu dünyanın şekline göre. Şimdi ekvatorda neden ve kutuplarda neden termik basınç oluşuyor? Arkadaşlar ekvatorda hava her zaman güneş ışınlarını büyük açıyla aldığı için sıcak. Sıcak olan hava yükseliyordu ve alçak basınç oluşuyordu. Ve bunlar dünyanın şekline bağlıydı. Soğuk havalarsa aşağı doğru için yüksek basınç oluşuyordu. Yani sıcaklığı dikkate alarak dünyanın küresel şeklinden ötürü termik basınçlar oluşuyordu. Dinamiklerde ise iş biraz daha farklıdır arkadaşlar. Buranın mantığını iyi anlamaya çalışalım lütfen. Şimdi arkadaşlar burada özellikle neyi bilmemiz gerekiyor? Şimdi ekvatorda Isınıp yükselen hava yoğuşur, bol miktarda da yağış bırakır. Yağış bıraktıktan sonra şunu söylemiştik. Rüzgarlar ve akıntılarda sapmalar meydana geliyor. Rüzgarlarda meydana gelen sapma sonucunda rüzgarlar 30 derece enlemine doğru dönerek bu alanlarda hava aşağı doğru indiği için yüksek basınçlar oluştururlar ve 30 derece enleminde dinamik yüksek basınçlar görülür. Bu basınçların oluşmasındaki önemli ayrıntı dünyanın günlük hareketine bağlı rüzgarlarda yaşanan sapmalardır. Buna şu dikkat edelim. Dinamik basınçlar oluştururken sıcaklık dikkate alınmadı. Sıcaklığı dikkate alarak oluşturduğum basınçlar termik basınçlar. Dinamik basınçlarda tek dikkate aldığım şey günlük harekete bağlı rüzgarların sapması ve hava hareketinin yönü. Aşağı indiği için yere çok kuvvet uyguluyor ve yüksek basınç oluyor. Bu önemli bir ayrıntı lütfen dikkat. Doğuda yerel saatin hızlı olmasının, ileri olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü doğuda arkadaşlar dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğru olduğu için güneş her zaman önce doğuda doğar. Yani aslında dünyanın dönüş yönüyle ilgili bir durumdur. Bunu da unutmayacağız. Dünyanın günlük hareketinin bir diğer sonucu çizgisel hızın oluşması. Dünyanın şekilde görmüştük. Dünyanın dönüş hızının en fazla olduğu yer çizgisel hız ekvator. Ama bu çizgisel hızın oluşmasını sağlayan yani dünyanın dönmesi bu çizgisel hızı oluşturan şey o da zaten dünyanın günlük hareketiyle alakalı. Çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalması dünyanın şeklinin bir sonucu. Onu lütfen karıştırmayalım. Ama çizgisel hızın oluşması dünyanın günlük hareketi. Kutuplara doğru güneşin doğuş ve batış hızı değişir. Bu durum dünyanın küresel şekliyle alakalı bir durum. Ama Çizgisel hızı oluşturan şey dünyanın günlük hareketi olduğu için grup ve tan süresinde dünyanın günlük hareketi etkiliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu dünyanın küresel şeklinin sonucu. Dünyanın şekli küresel olduğu için kutuplara doğru dönüş hızı yavaşlıyor ve grup tan süresi de uzamaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir uygulamamız var. Öncelikle tek tek bu noktalarda soruları cevaplamaya çalışalım. Birinci bölgede çizgisel hız daha fazladır. Burası neresi? Ekvator. Çünkü arkadaşlar burası ekvatora oldukça yakındır. Ekvatora yakın olduğu için burada çizgisel hız fazla olur dememiz lazım. İkinci bölgede güneş diğer yerlere göre daha önce doğar. Çünkü arkadaşlar ikinci bölge daha doğudadır. Daha doğuda olandan niye güneş daha önce doğuyor? Çünkü dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Doğuya doğru döner. 3 numaralı yerde yerel saat daha geridir arkadaşlar. Çünkü orası daha batıdadır. Batıda niye yerel saat daha geride? Çünkü dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. 2 3 ve 4 numaralı yerlerde rüzgarlar saat yönünde sapar. 2 3 ve 4 numara arkadaşlar kuzey yarım kürede Kuzey yarımkürede sağa doğru sapmanın sebebi yine dünyanın batıdan doğuya dönmesidir. Tam tersi olsaydı sola doğru sapardı. 5 numaralı yerde rüzgarlar ve okyanus akıntıları sola sapar. 5 numaralı yer arkadaşlar güney yarımkürededir. Güney yarımkürede yine batıdan doğuya dönmesinin sonucu olarak rüzgarlar ve akıntılar sola doğru sapma gösterir. Grup ve tan süresi bir numaralı yerde daha kısadır. Bir numaralı yer ekvator arkadaşlar. Burada güneşin doğuma batma sürelerinin kısa olmasının sebebi çizgisel hızın fazla olmasıdır. Destek sorumuz var arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız nasıl değişir? Arkadaşlar ekvatordaysanız kutuplara doğru gittikçe çizgisel hız azalır. Çünkü dünyanın şekli küreseldir. Küresel olduğu için çapın geniş olduğu ekvatorda hız fazlayken kutuplara doğru hız azalır. Bu durum neye etkiliyordu? Alacakaranlık kurup tan süresi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir özet geçecek olursak dünyanın günlük hareketinin sonuçlarında benim için şu kelimeler önemli. Ardalanır, meltem, sapma, dinamik, fiziksel. Ardalanan şey neydi? Gece ve gündüz. Dinamik olanlar neydi? 30 ve 60 derecede oluşan basınçlardı. Sapmalar neydi? Akıntı ve rüzgarlar sapmalar gösteriyordu. Meltem neydi? Günlük oluşan, basınç farklarına bağlı oluşan rüzgarlardı. Gün içinde yerel saat arasında farklar oluşuyordu. Doğu, batı şeklinde ana yönlerimiz oluşuyordu. Dünyanın günlük hareketi oldukça önemli arkadaşlar. Beşinci haftamızda burada noktalanmış bulunuyoruz. Altıncı haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.